Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizde Rahman Suresi 68. ayeti kerimeden 78. ayeti celleye kadar, yani son ayete kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Daha sonra Vakıa Suresi'nden de 1. ayet-i kerimeden 50. ayet-i kerimeye kadar tefsir ve irabı üzerinde duracağız inşallah. Allahu Teala Rahman Suresi'nin 68. ayet-i kerimesinde "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fîhimâ fâkihetü ve nahlü ve rumman" buyurmaktadır. Bu cennetlerde her türlü meyve ve her türlü hurma ve nar vardır. Yüce Allah bunların diğer meyvelerden daha üstün ve iyi olduğuna dikkat çekmek için özellikle hurma ve narı zikretti. Aynı zamanda çoğunlukla Arap'ın meyvesi de bunlardır. Sonra cennetteki hurma ve nar bizim bildiklerimizden de yine farklı tatlar içerisindedirler. فَبِئَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Rabbinizin hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ O cennetlerde ahlakı güzel, yüzleri parlak, saliha kadınlar vardır buyurmuştur Allah-u Teala. فَبِئَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? Hurun maksuratun fil khiyam. Onlar örtülü güzel hurilerdir. Şeref ve itibarları dan dolayı dışarı ne yapmazlar? Çıkmazlar. İnciden yapılmış çadırlar içerisinde, örtüler içinde kalıp buradan dışarıya çıkmazlar. Kadınlar böyle övülür. Çünkü onların evlerden ayrılmamaları korunduklarını göstermektedir. Bundan maksat onlar yollarda dolaşan kadınlar değillerdir demektir. Cennet çadırları inciden yapılmış evlerdir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Cennette içi boşaltılmış inciden yapılmış olan bir çadır vardır ki genişliği 60 mildir. Her köşesinde bir aile oturur. Bundan başkalarını gözmezler. Müminler bunları dolaşırlar şeklinde Allah Resulü Buhari tefsir bölümünde buyurmaktadır. فَبِئَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? لَمْ يَضْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ Eşlerinden önce onlara ne insanlardan ne de cinlerden hiç kimse cinsel münasebette bulunmamış ve onlara dokunmamıştır. Önce anlatılan iki cennet sabikun içindir. İkinci olarak anlatılan iki cennet ise amel defterleri sağlarından verilenler içindir. Yüce Allah İlk iki cennetin özelliklerini sonraki iki cennetten nasıl üstün kıldı? İlk ikisinde mealen onlarda akan iki pınar vardır. Burada ise fışkıran iki pınar vardır buyurdu. Akmak fışkırmaktan daha üstündür. Öncekilerde o ikisinde her türlü meyvelerden iki çift vardır. Burada ise onlarda meyve, hurma ve nar vardır buyurdu. Birincisi daha kapsamlı ve geneldir. Orada hurileri anlatırken sanki onlar yakut ve mercandır. Burada ise o cennetlerde ahlaklı ve güzel kadınlar vardır buyurdu. Her güzellik yakut ve mercan güzelliği gibi olamaz. Oradaki niteleme daha üstündür. Orada yatakları nitelerken astarları ipekten yataklara yaslanırlar. Burada ise yeşil yataklara yaslanırlar buyurdu. Kuşkusuz yaslanmak için hazırlanmış olan yataklar
çadır eteklerinden daha üstündür. Febe eyyâlâ-i rabbikümâ. Ey insan ve cin toplulukları, Allah'ın yüce nimetlerinden hangi birini yalanlıyorsunuz? Buyurdu. Müttekiîne alâ rafrafin hudrin ve abgariyyin hisân. Cennet yastıklarından da yeşil yastıklara yaslanırlar. Çeşitli şekillerle ve ziynetlerle süslenmiş kalın döşemelere yaslanırlar. Abgari, Yemen bölgesinde bulunan Abgar kasabasına mensup demektir. Orada son derece güzel nakışlı halı ve kilimler dokunur. Yüce Allah bu nakışlı yaygıları anlatma suretiyle o iki cennetin yataklarını zihinlerimize ne yapmıştır? Bu şekilde yaklaştırmıştır. Ve bi iyyâlâ rabbikümâ tekidibân. Ey insan ve cin toplulukları, Allah'ın hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Evet buyurdu. Tebârak ismü rabbike zil celâli vel ikram. Azamet, lütuf ve ihsan sahibi yüce Allah'ın zatı noksan sıfatlardan uzak ve münezzehtir. Onun hayrı çok ve bereketi boldur. Yüce Allah burada dünya nimetlerini Rabbinin ihsan ve azamet sahibi zatı baki kalır mealindeki sözüyle sona erdirince, bu sözle sona erdirince buradaki ahiret nimetlerini azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı münezzeh ve mukaddestir sözüyle sona erdirdi. Orada alemin yok olmasından sonra Yüce Allah'ın bekası ve sonsuzluğunu anlatmak uygun düşmüştür. Burada ise ikram ve nimet yurdunda müminlere lütfettiği iyilik, ihsan ve hayrı onlara anlattıktan sonra bereketi anlatması da burada bu şekilde uygun düşmüş olmuştur. Evet diyoruz ve Rahman suresini bu şekilde burada bitiriyoruz. Vakıa suresi Mekke'de nazil olmuş. 96 ayeti ihtiva eden bir sure-i celilerdir. Evet, bu sure kıyamet hallerini, kıyamet koparken meydana gelecek olan dehşetli durumları ve insanların üç gruba ayrıldıklarını anlatır. Bu üç grup amel defterleri sağından verilenler, amel defterleri solundan verilenler ve sabikun öndekiler yani önden gidenler şeklinde bize ne yapılmıştır? Bildirilmiştir. Bu mübarek sure bahtiyarlar, bedbahtlar ve cennet ehlinden hayırda öncülük eden üç grubu anlatır ve bunlardan her birinin akıbetini açıklayarak sona erer. Bu surenin başında gelen özetin açıklaması ve surenin hem başında hem de sonunda iyi kimselere verilecek ikramların yüceliğinin anlatılması mahiyetindedir. İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her gece Vakıa suresini okursa asla sıkıntıya düşmez. Bu hadis Ebu Yala ve İbni Asakir tarafından ne yapılmıştır? Tahric edilmiştir. Evet, tahric edilmiştir. Resulullah burada her kim her gece Vakıa suresini okursa asla fakir düşmez şeklinde ne yapmaktadır? Bunu ifade etmektedir. Bu da İbn Kesir tefsirinde bu şekilde ne yapmaktadır? Gelmektedir. Evet. Birinci ayeti kerimesinde Allahu Teala Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza vaka'atil mutlaka kopacak olan kıyametin koptuğunda ve insanın yüreğini ağzına getiren o büyük olay meydana geldiğinde hayal edilemeyecek kadar korkunç şeyler olacaktır. Bu mutlaka vuku bulacağı için buna vaka denilmiştir. Yani kıyametin elbette meydana geleceği kesin kes belli olduğu için işte buna vakıa denilmiştir. Vakıa sahha
Azife, Tamme gibi kıyametin isimlerinden bir isimdir. Bunlar kendisine isim oldukları kıyamet olayının büyüklüğünü de ne yapmaktadır? Ortaya koymaktadır. Leyse li vak'atiha kâzibe. O olay meydana geldiğinde, onun meydana gelişini yalanlayan, bugünkü yalanlayıcılar gibi tek bir yalancı bulunmaz. O gün herkes azabı açık açık göreceği için ona inanır. Nitekim Yüce Allah mealen artık o çetin azabımızı gördükleri zaman tek olan Allah'a inandık derler buyurmaktadır Mü'min suresinde. Hafizatür Rafi'ah. Bu olay bazı kavimleri alçaltır, diğer bazılarını yükseltir. Allah'ın düşmanlarını cehennemde alçaltır, dostlarını da cennette yükseltir. Dünyada izzetli de olsalar bazı kavimleri cehenneme sokarak alçaltır. Diğer bazılarını da dünyada değersiz de sayılsalar en yüksek derecelere yükseltir. Bundan sonra Yüce Allah o olayın ne zaman meydana geleceğini açıkladı. İzâ rüccetil ardu racca. Yeryüzü şiddetli bir şekilde sarsılıp hareket ettiğinde, öyle ki üzerinde bulunan bütün yüksek binalar ve sağlam yüksek dağlar yıkılır. Yer çocuğun beşikte sallanması gibi sallanır da üzerinde bulunan bütün binalar, dağlar ve kaleler yıkılıp giderler. Ve büssetil cibalü bessa. Dağlar daha önce yüksek iken dağılarak savrulmuş un haline geldiğinde ve kâne tebâen münbessa. Havada uçuşan dağınık toz haline geldiğinde, güneş ışınları pencereden girdiğinde görünen toz gibi olduğunda, işte heba budur. Münbes dağınık demektir. Bu ayet Yüce Allah'ın şu mealdeki ayetine benzer. Dağların atılmış renkli yün gibi olduğu, dağlar yürütülüp serap haline gelir. Bu ayetlere baktığımız zaman da Kari'a ve Nebi suresinde görürüz. Ve kuntum ezvacen selase. Ey insanlar, siz amel defteri sağından verilenler, amel defteri solundan verilenler ve sabikun önde olanlar olmak üzere üç gruba ayrılacaksınız. Sabikun cennette en yüksek derecede olanlardır. Amel defterleri sağından verilenler diğer cennet ehlidir. Amel defterleri solundan verilenlere gelince bunlar cehennemliktirler. Bunlar ahiretin insanların mertebeleridir. İki grup cennette, bir grup da cehennemde olarak Allah-u Teala insanları bu üç mertebeye ne yapmıştır? Ayırmıştır. Bundan sonra Yüce Allah bu grupları şöyle açıkladı. Ve ashabül meymeneti ma ashabül meymene. Bu soru olayın büyüklüğünü ifade etmek içindir. Yani ashab-ı meymenenin ne olduğunu biliyor musun? Onlar kimlerdir? Durumları ve mertebeleri nedir? Biliniz ki onlar defterleri sağlarından verilenlerdir. Bu onların durumlarına hayret edildiğini, cennete girme ve onun nimetlerinden faydalanma hususunda şanlarının yüceliğini ifade eder. Ve ashab-ül meş'emeti ma ashab-ül meş'eme. Ashab-ı meş'eme son, evet bu onların kim olduğunu ve hallerinin ve sıfatlarının ne olduğunu biliyor musun? Onlar amel defterleri sol tarafından verilenlerdir. Bu onların cehenneme girmeleri ve bedbahtlıkları hususundaki durumlarına karşı bir hayret ifadesidir. Ma eshabül meş'eme sözlerinin tekrar edilmesi olayın büyüklüğünü ve hayret verici bir şey olduğunu ifade eder. Bu Yüce Allah'ın şu ayetine benzer. El hakkatu mel hakka. Gerçekleşecek olan nedir? O gerçekleşecek olan. Yahut da el gari'atu mel gari'a. Kapı çalan nedir? O kapı çalan.
Bundan maksat, birincide olayın büyüklüğünü, ikincide olayın korkunçluğunu ifade etmek ve bu iki gruptan birinin durumunun yüceliğini, diğerinin korkunçluğu hakkında dinleyeni hayrete düşürmektir. Sanki şöyle denilmiştir: amel defteri sağlarından verilenlerin durumunu son derece güzel, amel defteri sollarından verilenlerin durumu ise son derece kötüdür. Ve sabiqun, bu üç grubun üçüncüsüdür. Yani hayır ve hasenatta önde gidenler, nimetlere ve cennetlere girmekte de önde gidenler olacaktır. Bundan sonra Yüce Allah şöyle buyurdu ve onları övdü: Ülaikel mukarrabun, işte onlar Allah'a yaklaştırılmış olan, civarında arşının gölgesinde ve ikram yurdunda olanlardır buyurdu. Fi cennetin naim, onlar ebedilik cennetlerinde olup orada nimet içinde yaşayacaklardır. Sabikun, önde olanlar, amel defterleri sağ tarafından verilenlerden önce zikredilmeye daha layık oldukları halde Allah niçin onları daha sonra zikretti dersen şöyle cevap verilir. Bunda bir nükte vardır. Yüce Allah kullarını korkutmak için surenin başında kıyamet günü olacak korkunç olayları anlattı ki kul eğer iyi amel işleyen birisi ise sevabı arzusu artsın, kötü amel işleyen biri ise azaptan korkarak kötülükten vazgeçsin. İşte bunun içindir ki amel defteri sağından verilenleri önce anlattı ki kullar dinlesinler ve rağbet etsinler. Sonra amel defteri sondan verilenleri anlattı ki korksunlar. Daha sonra da kendilerini o büyük korkunun üzmeyeceği sabikunu anlattı ki çalışıp gayret etsinler. Sülletun minel evvelin, Allah'a yaklaştırılmış olan sabikun geçmiş ümmetlerden büyük bir topluluktur. Ve galilun minel ahirin, bu ümmetlerden az bir gruptur. Sabikun öncekilere nispetle az diye isimlendirildi. Çünkü önceki peygamberler çok idi. Dolayısıyla onların ümmetlerinden imanda yarışanlar da çoktu. Bu durumda onların sayıları bizim ümmetimizden imanda yarışanların sayısından daha fazla oldu. Öncekilerin imanda yarışanları bizim imanda yarışanlarımızdan daha çoktur dedi. Ve sonra bu ayeti okudu. Bu görüşe göre sabikun es-sabikun'dan maksat bu ümmetin ilk iman edenleridir. Diğerleri ise sonradan iman edenlerdir. Bu durumda her iki grup da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetlerindendir. Ala sururin mevzunetin, altın tellerle örülmüş, inci ve yakutla parlatılmış divanlarda otururlar. Evet, mevduneden maksat altın ile örülmüş demektir. Müttekiin aleyha mütegabilin, onlar karşı karşıya refah ve nimet içinde yaşayan kimsenin durumu gibi o divanlara yaslanarak otururlar. Hiçbiri diğerinin arkasında olmaz. Bu durum daha neşe verici ve oturma edebine de daha uygundur. Yetufu aleyhim vildanun muhalledun, hizmet içinde çevrelerinde çocuk tazeliğinde genç delikanlılar dolaşır. Bunlar ne ölür ne de ihtiyarlarlar. Cennette bulunan herkes her ne kadar ebedi olsa da yine de burada hizmetçiler ebedilik sıfatı ile nitelendirilmişlerdir. Allah'ın kendilerini nitelendirdiği gibi bunların daimi bir şekilde genç kalacaklarına, değişmeyeceklerine ve ihtiyarlamayacaklarına işaret olsun. Bi ekvabin ve bariga ve keksin min ma'in, bu hizmetçiler kulpsuz, yuvarlak ve büyük kadehler, kurplu, parlak, şeffaf, ibrik ve sürahilerden, pınarlardan akan lezzetli şarap dolu kaseler dolaştırırlar. Bu şarap dünya şarabı gibi sıkıntılar ve sıkılarak yapılmaz. Aksine o akan çeşmelerden alınır. Ma'in akarsu veya pınar, evet,
şaraptır. Ancak şu var ki burada maksat pınarlardan akan şaraplar yoksa sıkılarak, zorla ve uğraşarak çıkarılarak dünya şarapları gibi değildirler buyuruyor Allahü Teala. La yusaddeun anha ve la yunzifun. O şarabı içmekten ne başları ağrır, ne de dünya şarabını içtiklerinde olduğu gibi sarhoş olup akılları başlarından gider. Şarap içiminde dört özellik bulunur. Sarhoşluk, baş ağrısı, kusma ve küçük su dökme gibi. Yüce Allah cennet şarabını anlattı ve onunla bu kötü özelliklerin taşımadığını burada ne yapmış oldu? Zikretmiş ve ifade etmiş oldu. Ve fakiyetin mimma yetehayyerun. Cennet ehli için orada çok meyve vardır. Çokluklarında ve türlü türlü olmalarından dolayı onlardan canlarının istediğini seçerler. Ve lahmi tayrin mimma yeştehun. Canlarının çektiği ve sevdikleri şeylerden kuş eti de vardır. Onlardan herhangi birinin aklında kuş eti yemek geçtiğinde o kuş uçar, istediğine göre kızartılmış veya kavrulmuş olarak önüne gelir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz sen cennette kuşa bakarsın ve onu canın çeker de o kızarmış olarak önüne iner buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde. Evet. İbni Hatim tarafından tahric edilmiştir hadis. Cennet ehli acıktıkları için değil, zevkine yedikleri için Yüce Allah etten önce meyveyi zikretti. Onların meyveye olan eğilimleri daha çoktur. Bunların durumu dünyadaki tok kimsenin durumuna benzer. İşte bunun için ki Yüce Allah önce meyveyi ne yapmıştır? Zikretmiştir. Ve hurun ayn, bu nimetlerin yanında onlar için son derece güzel, geniş gözlü kadınlar vardır buyurdu. Kemsalil lü'lü'l meknun. Onlar saflık ve berraklıkta elde edememiş inciler gibidirler. Yüce Allah onları beyazlık hususunda inciye benzetti ve onu saklanmış sıfatı ile nitelendirdi. Çünkü saklanmış incinin güzelliği değiştirilemez. Ümmü Seleme radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu benzetmeyi sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. O kadınların saflığı, sadefleri içinde bulunan, elde edememiş olan incilerin saflığı gibidir. Buyurdu Allah Resulü. Bu tescilde rivayet edilmiştir. Cezaen bima kânû ya'melûn. Bütün bunları onları dünyadaki iyi amellerine karşılık olsun diye verdik buyurdu Allahü Teala. Bundan sonra Yüce Allah onlara cennette verilen nimetlerin mükemmelliğini bildirmek üzere şöyle buyurdu. La yesme'ûne fîhâ la'vav ve la te'thîmâ. Evet, kulaklarına çirkin söz gelmez. İşittikleri sözlerden onlara bir günah da gelmez. Batıl ve yalan işitmezler. İlla gîlen selâmen selâma. Ancak birbirlerine söyledikleri selam selam sözünü işitirler. Bu sözlerle birbirlerine selam verir ve selamı aralarında yayarlar. Açık olan şudur ki bu istisnai münkatıdır. Çünkü selam çirkin ve günaha sebep olan sözlerden değildir. Yani onlar selamı yayar, sürekli olarak birbirlerine selam verirler veya onların her biri yalnız selam veren veya alan bir diğerinin selamını işitir. Yine bundan sonra Yüce Allah ikinci grubun yani amel defteri sağından verilenlerin durumlarını açıklamak üzere şöyle buyurdu. Ve ashabul yemini ma ashabul yemin. Bu soru olayın büyüklüğünü ve onların durumunun hayret verici olduğunu ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Yani sen biliyor musun kimdir onlar? Onların durumları nedir? Fi sidrin mahzudin. Onlar dikenleri kesilmiş,
kiraz ağaçlarının altında otururlar. Sidir kiraz ağacıdır. Mahdut ise dikenleri kesilmiş manasıdır. Hadiste şöyle gelmiştir. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki: Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah cennette sahibine eziyet veren bir ağaç bulunduğunu zikretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir o dedi. Bedevi sidir ağacıdır. Onun dikenleri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yüce Allah fi sidrin mahzudin, dikenleri kesilmiş sidir buyurmuyor mu? Allah onun dikenlerini kesmiş ve her bir dikenin yerine bir meyve vermiştir. Meyvelerinin her biri 72 türlü tat verir. Hiçbir türü diğerine benzemez buyurmuştur bu hadis-i şerifinde. Bu da Ruhul Meani'de geçen hadistir. Hadisi Beyhaki de tahric etmiştir. Ve tarhim menzudin, meyveleri tıklım tıklım dizili muz ağaçları altındadırlar. Memdud, birbiri üzerine yığılmış demektir. Ağacın altından üstüne kadar meyve dolu olarak dizilmiştir. Evet. Ve zillin memdudin, ve onlar yok olmayan ve güneşin gideremediği sürekli bir gölgededirler. Çünkü güneşin tümü gölgelidir. Orada güneş yoktur. Orada ne yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Cennette bir ağaç vardır ki bu bir binekli onun gölgesinde 100 sene yürür de onun gölgesini bitiremez. İsterseniz zillin memdud ayetini okuyun buyurmuştur. Memdud devamlı olan, yok olmayan demektir. Evet. Yemişleri ve gölgeleri süreklidir. Bu gölge ağaç gölgesi değildir. Bilakis Yüce Allah'ın yaratacağı nedir? Bir gölgedir buyurulmuştur burada. Evet. Ve ma'in meskubin, devamlı akan, kesilmeyen sular içerisindedirler. Bu sular yataksız akar. Araplar bedevi hayatı yaşarlardı. Ülkelerinde nehirler az idi. Suya ancak kova ve ip ile ulaşırlardı. Dolayısıyla kendilerine dinlenme ve gezinti vasıtaları ile birlikte cennet vaat olundu ki bunlar ağaçlar, gölgeler, sular, nehirler ve bunların sürekli akmasıdır. Ve fakihetin kebiratin kethiratin ve fakihetin kethiratin la maktu'atin ve la memnu'atin, türlü ve çok meyveler arasındadırlar. Ülkelerinde olduğu gibi az değildir. Kışın dünya meyvelerinin sona erip bittiği gibi bitmezler. Kimseye yasaklanmamışlardır. Koparılıp toplandığında tükenmez. Herhangi biri onu almak istediğinde ona engel olamaz. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Cennet meyvelerinden herhangi bir meyve koparıldığında mutlaka yerine başkası gelir buyuruyor Allah Resulü bu hadis-i şerifinde. Bu hadis-i şerifi de Tabarani tahric etmiştir. Evet. Ve furuşin merfu'atin, yüksek serilmiş ve yumuşak yataklardandır. Hadiste yine şöyle buyurmuştur. Yatakların yüksekliği gök ile yer arası kadardır. İkisi arasında mesafe 500 yıllık yoldur. Çıkma ve inme bakımından bu uzak görülmez. Çünkü o alem senin aklın ermeyeceği başka bir alemdir. Mümin üzerine oturmak istediğinde yataklar alçalır, sonra da yükselir. Allah'ın her şeye gücü yeter. İnna enşe'nâhünne inşâen, biz cennet kadınlarını yeni bir yaratılışla yarattık. Ve onları enteresan bir şekilde eşsiz olarak yarattık. Kadınların yeniden yaratılmasından maksat, Yüce Allah onları cennette dünyadakilerin aksine başka bir yaratılışla son derece güzel yaratacaktır. İhtiyar olan gençleşecek, çirkin olan güzelleşecektir. Saçları ağarmış ihtiyar kadınları Yüce Allah yaşlanıp kocadıktan sonra başka bir yaratılışla tekrar yaratacaktır. Ecealnâhünne ebkâran,
onları bakire kılacağız. Kocaları her geldiğinde onları bakire bulacaktır buyuruyor Allah burada. Uruben etraba, eşlerine düşkün ve yaşıttırlar. Urup eşini seven ve ona aşık manasına gelen arup kelimesinin de çoğuludur. Bunlar eşlerine aşık, onları sever ve onlara düşkün hanımlardır. Kocaları ile aynı yaşta, yani 33 yaşında bulunacaklardır. Ümmü Seleme'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın ve ceallâhünne ebkâran, uruben etraben ayetlerinin manasını sordum. Buyurdu ki, ey Ümmü Seleme, onlar dünyada ihtiyar, saçları ağarmış, gözleri zayıflamış ve gözlerinden çapak akacak kadar yaşlı olan ölen kadınlardır. Yüce Allah bu kadınlar ihtiyarladıktan sonra onları akran olarak hepsi aynı yaşta yaratır. Bir başka hadiste şöyle buyurulmuştur. İhtiyar bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ey Allah'ın Resulü, beni cennete sokması için Allah'a dua et. Resulullah, ey falanın annesi, cennette ihtiyar kadın giremez dedi. Cennete hiçbir ihtiyar kadın giremez dedi. Kadın ağlayarak geri döndü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona haber verin. O ihtiyar olarak cennete girmeyecek. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnna enşe'nâhünne inşâen ve ceallâhünne ebkâran. Gerçekten biz onları yepyeni bir yaratılışla yaratacak ve onları bakireler kılacağız buyuruyor, buyurdu. Yasab-ı yemin, o bakire kadınlar amel defterleri sağından verilenler için yaratacağız ki cennette onlardan faydalansınlar. Sülletün minel evvelin ve sülletün minel ahirin. Onlar geçmiş ümmetlerden bir topluluk ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden sonra gelen bir topluluktur. Buradaki sülletün minel ahirin ayetiyle daha önce geçen galilün minel ahirin, sonrakilerden az bir grup ayeti arasında bir zıtlık yoktur. Çünkü önce geçen sabikun hakkındadır. Bunun içindir ki Yüce Allah galilün minel ahirin buyurdu. Oysa buradaki ayet amel defteri sağından verilenler hakkındadır. Dolayısıyla Yüce Allah ve sülletün minel ahirin buyurmuştur. Bundan sonra Yüce Allah 3. sınıfı, yani cehenneme gidecekleri açıklamaya başladı ve buyurdu ki, ve ashab-ı şimali ma ashab-ı şimal. Bu onların durumlarının korkunç, ürpertici ve hayrete düşürücü olduğunu ifade eden bir sorudur. Yani amel defterleri sol tarafından verilenler kimdir bunlar? Durumları nedir? Akıbetleri ne olacaktır? Bundan sonra Yüce Allah onların durumlarını açıklamak üzere şöyle buyurdu. Fî semûmin ve hamîm. Vücudun deliklerini işleyen ateşten sıcak bir rüzgar ve çok sıcak kaynar bir su içirilirler. Bir su içindedirler. O suyu içirilirler. Ve zıllim min yahmûmin. Simsiyah dumandan bir gölgededirler. La bâridin ve la kerîmin. Bu gölge ne kadar soğuktur ki insan sıcağın şiddetine karşı onda dinlenemez. Ne de manzarası güzeldir ki gölgesine giren neşelensin. Gölgenin iki yararı vardır. Birisi sıcağı gidermek. İkincisi ise güzel manzara ve orada insana ikramda bulunması, cehennemdekilerin gölgesi ise bunun tam tersidir. Çünkü onlar simsiyah, sıcak bir dumana ve dumanın gölgesine gireceklerdir. Bundan sonra Yüce Allah onların bu azaba müstahak olmalarını, sebebini açıklamak üzere şöyle buyurdu. İnnehum kânû gâble zâlike mütrafîn. Çünkü onlar dünyada nimet içinde yüzüyor, istedikleri ve zevk aldıkları şeyleri yapıyorlardı. Ve kânû yusirrûne alel hınsil azîm. O büyük günaha, yani Allah'a ortak koşmaya devam ediyorlardı. İsrar rafsı günaha devamı gösterir. Hıs büyük günah anlamındadır. Burada hıstan maksat da Allah'ı inkar manasındadır.
Ekanu yekulune e izâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen e innâ lemeb'ûsûn. Bedenimiz toprak ve çürümüş kemik yığını haline geldikten sonra diriltilecek miyiz diyorlardı. Evet, bu onların öldükten sonra dirilmeyi uzak gördüklerini ve yalanladıklarını da ifade etmektedir. Eve âbâünel evvelûn. Bu ifade önceki inkarı daha da pekiştirmektedir. Yani önceki babalarımız da bedenleri çürüyüp kemikleri dağıldıktan sonra onlar da mı diriltilecek? Kul innel evveline vel ahirin. Evet, le mecmu'une ila miqati yevmin ma'lum. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara de ki, onlardan önceki ve sonraki bütün mahlukat Allah'ın belirttiği muayyen bir zamanda hesap günü için toplanacaklardır. O gün ne önce gelir ne de sonraya kalır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür. O gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddet için erteliyoruz buyurdu Allahü Teala bu ayeti celilesinde. Ve buradan itibaren inşallah önümüzdeki hafta 51 ve 52. ayetten itibaren ne yapacağız? Devam edeceğiz. Şimdi ise bu tefsirini yapmış olduğumuz ayetlerin iraplarına ne yapıyoruz? Bir bakıyoruz. Önceki hafta ayetin birinin irabını ne yapmışız? Eksik yapmışız. Yani şu ayeti. O ayeti de ne yapacağız? Burada bakmış olacağız. Evet. Fihima aynani nezahatan. O önceki haftaki son ayette. Burada Allah-u Teala fihima şibi cümledir, öne geçmiş haberdir. Aynani ise müptedadır. Nezahatan da bu aynani'nin nesidir? Sıfatıdır. Ve beyyâlâ-i rabbikümâ tükeydibân'a baktığımız zaman da Ferrabıt, eyyâlâ-i rabbikümâ tükeydibân fiil-i muzâhisinin önüne gelmiş olan mefhul bir tayr-i sarihtir. Tükeydibân da fiil-i muzâhî mehraf alâmet-i müşibutünün elif onun faili olarak bulunmaktadır. Fîhima fâkihetün ve nahlün ve rumman. Yine fîhima şibi cümle olarak öne geçmiş haber. Fâkihetün mübdeda merfu ve nahlün. Fâkihetün üzerine matuf merfu ve rumman da nahlün üzerine matuf merfudur. Yani mübdeda üzerine matuflar. Fe beyyâlâ-i rabbikümâ tükeydivân. Bu fe rabut eyyâlâ-i rabbikümâ öne geçmiş tükeydivân'ın mef'ul bi kâli sarihi mahallen mansub. Tükeydivân fiil-i muzâri mef'ul alâmet-i bi sübûtünün elif faili. Fîhinne hayrâtün hisân. Fîhinne yine şimdi cümle olarak öne geçmiş olan nedir? Haberdir. Hayrâtün de onun müptedasıdır. Hisân da onun sıfatı olarak gelmiştir. Tebeyyâlâ-i rabbikümâ tükeydivân. Ferabut eyyâlâ-i rabbikümâ tükeydivân önüne geçmiş. Mahallen mâsup mef'ul bi gayri sarih. Tükeydivân fiil-i muzâri mef'ul alâmet-i bi sübûtünün elif faili. Hûrun maksûrâtün fil hiyâm. Hûrun bu hayratünden nedir? Bedeldir. Maksuratün onun sıfatıdır. Fil kıyam da maksuratünün mefrubit gayri sarihidir. Ve beyyâlâ-i rabbikümâ tükeydiben fe rabut eyyâlâ-i rabbikümâ tükeydiben önüne geçmiş mahallen masuk mefrubit gayri sarih tükeydiben fiil-i muzâri merfraf alâmet müsbütünün elif faili. Lem yedmiz hünne insün gablehüm velâ can. Lem cezmedatı yetmiz hünne fiil-i muzâri. Lemden dolayı meczum, kendisi şeddeli nun bitiştiği için nedir? Fetazere mebnidir ve mahallen meczumdur. Hünne mef'ul bis sarih, insün fail, gablehüm zaman zarfı ve mef'ul, ve la cannün de insün üzerine matuftur. Ve beyyâlâ-i rabbikümâ tükeydivân dediğimiz zaman fe rabıt eyyâlâ-i rabbikümâ tükeziban önüne gelmiş olan nedir? Mahallen masup mefrubi gayri sarihdir.
Evet, müttekiin ala rafrafin hudrin ve abkariyin ihsan. Müttekiine haldir, masum nas melametiye, lennehu cem müzekkeri salim, ala rafrafin halden mef'ul bi gayri sarihtir. Hudrin de sıfat, rafrafinin sıfatıdır. Ve abkariyin, rafrafin üzerine nedir? Matuftur. İhsan da onun sıfatıdır. Ve bir alay Rabbi Küma tükeydivan dediğim zaman fe rabı teyi alay Rabbi Küma tükeydivan önüne geçmiş mahallen masum mefru bir gayri sahip tükeydivan fiil muzari merfu laf alameti müsibutunun elif fail tebarek esmi rabbike zil celali vel ikram. Evet, tebareke mazi fiil fetacere mebni ismi fail merfu laf alameti damme muzaf rabbike muzaf muzaf ileyh zil celali nedir? Rabbinin sıfatıdır ve muzaftır. Celali muzaf ileyhtir ve ikram da celal üzerine matuf olarak gelmiştir. Vaka suresi Bismillahirrahmanirrahim. İza vaka'atil vaki'atü. İza burada şart edatıdır, zaman zarfıdır. Vaka'a mazi fiildir. Ve tacere mebni tatayi tehnis. El vaki'atü ve gâtinin failidir. Leyse burada yine mazi fiildir. Li vekatiha leysenin nakıs fiil olduğu için öne geçmiş haberidir. Kâdibetünde ismidir. Evet. Li vekatiha leysenin haberi olarak mahallen mansuptur. Hafizatur rafi'a. Buraya baktığımız zaman da hafizatün haberdir. Rafiatün de ikinci haberdir. Ama müptedaları mahsuf. Hiye, o vakıa, hafizatun rafi'a, yani hiye müpteda, hafizatün birinci haber, rafiatün de ikinci haber olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. İza rüccetil ardu racca, İza yine şart edatı, rüccet, burada mazi meçhuldür. El arzu onun naibi faildir. Raccen naibi mef'ul mutlaktır. Mef'ul mutlaktır yani rücceden dolayı. Ve büssetil cibalü besa dediğimiz zaman büsset burada yine mazi meçhul fiildir. El cibali onun naibi faildir. Besen de mef'ul mutlaktır. Fekanet hebaen min besa dediğimiz zaman fe atıf kanet mazi fiil. Kânetin ismi hiyedir. Hebaen haberidir. Münbesen onun sıfatıdır. Ve küntüm ezvacen selase. Vav atıf küntüm yine nakıs fiil, mazi fiil, sükun üzere mebni tüm ismi. Ezvacen haberi selaseten de ezvacenin sıfatıdır. Fe istiknafiye eshabül meymeneti ma eshabül meymene. Eshabül meymene burada müptedadır. Muzaf muzafileyh. Ma ve ashabul meymene dediğimiz zaman buradaki ma istifam edatıdır. Ashabul meymene de burada nedir? Aynı zamanda haberdir. Haberdir. Ma burada nedir? Mübtedadır. Evet. Buradaki fe ashabul meymene mübtedasının da ma ashabul meymene cümlesi haberidir. Ve ashabul meş'emeti vav atıf ashabul meş'eme yine mübdeda muzaf muzaf iley. Ma burada mübdeda ashabul meş'eme haber. Ma ashabul meş'eme yine birinci ashabul meymenenin nesidir? Haberidir. Ve sabigun es-sabigun vav atıf es-sabigun mübdeda es-sabigun da onun nesidir? Tekididir. Evet. Ülaike el mukarrabun, ülaike mübdeda, el mukarrabun de onun haberidir. Ve sabigunenin de haberi ülaike el mukarrabun cümlesi yani isim cümlesidir. Fi cennatin na'im, fi harfi cer cennati mecrur muzaf, en na'im muzaf ile bu hal cümlesidir ve mahalle mansuptur. Sülletün minel evveliğin dediğimiz zaman sülletün haberdir. Minel evvelin sülletinin sıfatıdır. Peki sülletinin mübdedası hümdür.
Hüm mübdeda sülletün minel evvelin. Onlar evvel ümmetlerden çok kimselerdir. Ve galilün minel ahirin. Ve galilün ve vatıf galilün. Sülletin üzerine matuf minel evvelin de onun sıfatıdır. Minel ahirin sıfatıdır. Alâ sururin mevzunetinde, alâ sururin mevlubi gayri sarih, mevzunetin onun sıfatıdır. Müttekiîne hal, masuk, nasb, alameti, yerleyen, nevce, müzekker, salim. Aleyha mevlubi gayri sarih, mütegabilin yine haldir. Ve masuk, nasb, alameti, yedir. Yetufu aleyhim vildanü muhalledun. Yetufu fiil-i muzari. Mefu. Aleyhim mefru bi gayri sarih. Vildanun yetufunun faili merfu. Muhalledun o vildanunun sıfatıdır. Dolayısıyla yetufu aleyhim cümlesi hal cümlesidir. Bi ekvabin ve ebariga ve kesim min ma'in. Bi harf-i cel ekvabin mecrur ve ebariga onun üzerine matuf. Ve kesin onun üzerine matuf. Min ma'in de onun sıfatıdır. Evet. La yusadda'une anha ve la yunzifun. La nefiye edatı yusadda'une muzari meçhuldür. Vav burada naibi failidir. Anha mefru bi karisari ve la vav atıf la nefiye edatı yunzifun de yine muzari fiildir. Ve vav failidir. Ve fakihetindeki vav atıf fakihetin burada ekvabin üzerine nedir? Matuftur. Mimma mefru bi gayri sarih yetehayyarun fiil-i muzari'dir. Mefruf alameti müsbetünün vav faili olarak gelmiştir. Ve lahmi tayren mimma yeştehun vav atıf lahmi evet neyin üzerine matuftur burada? Ekvab üzerine matuftur. Muzaftır. Tayrinde muzaf ileyhtir. Mimma yeştehin önüne geçmiş. Mefru bi gayri sarih. Yeştehin fiili muzari. Merfruf alameti bi sübutunun vav faili. Tayrinin mimma yeştehin cümlesi sıfatıdır. Ve hurun ayin. Vav atıf hurin mübdeda. Ayinün de nedir? Onun sıfatıdır. Peki hurin lehum takdir edersek o da onun haberidir. Hurin'in haberi lehum takdiridir. Ke emsali lü'li il meknun. Ke harf-i cer emsali sıfattır. Muzaf el lü'li muzaf ile meknun da onun sıfatı olarak bulunmaktadır. Cezaen bima kânü ya'melün. Cezaen mef'ulü li ecli. Evet. Mansup bima mef'ulü bi gayri sarih. Kânü mazi fil damme üzere mebni vav faili. Yani kâne naks olduğu için vav onun ismi, ya'melun cümlesi fiil-i muzari, vav faile beraber kâninin haberi mahallen mağsup. La yesme'une la nefi, yesme'une fiil-i muzari, vav faili, fiha mefru bi kayser, la'ven mefru bi sarih, ve la te'thimen, vav atıf, la nehi te'kid, te'thimen, la'ven üzerine matuftur. İlla istisna edatı, gilen, müstesna, selamen, selamen, gilenden selamen bedeldir. İkinci selamen de birinci selamenin lafzı tekididir. Ve ashabül yemin ma ashabül yemin. Vav istiknafi ashabül yemin mübdeda. Ma istifam ve mübdeda ashabül yemin haber. Ma ashabül yemin birinci ashabül yeminin haberidir cümle olarak. Fi sidrin maksudin. Fi sidrin haldir. Hallen masuk. Maksudin onun sıfatıdır. Ve tal'in sidrin üzerine matuftur. Menzudun de onun sıfatıdır. Ve zillin sidrin üzerine matuf. Memdudun onun sıfatıdır. Ve tal'in üzerine yani. Ve ma'in yine zillin üzerine matuf. Meskubun onun sıfatıdır. Ve fakihetin ma'in üzerine matuf. Ve kethiratin onun sıfatıdır. La nefi maktu'atin sıfatıdır. Ve la memnuatin vav atıf la nefi tekit. Memnuatin de onun sıfatıdır. Ve furuşin merfuatin. Furuşin yine yukarıdaki sidrin üzerine matuftur. Merfuatin onun sıfatıdır. İnna enşe'na
hünne inşaen innehu müşebbehe na ismi eşe'na mazi fiil çünkü üzerinden mebni na faili o nedir? İnnenin haberi mahallen merfu hünne mef'ul bisari inşaende mef'ul mutlaktır. Ve cealnâ hünne ebkâren fe atıf cealnâ mazi fiil eski üzere mebni na faili hünne mef'ul bisari ebkâren ikinci mef'ul. Uruben sıfat, etraben yine sıfatıdır. Yasab-ı yemin, bu da şimdi cümle olarak mef'ul bi kâri sarihtir. Sülletün minel evvelin, buradaki sülletün haberdir. Hüm mahsup müptedanın haberidir. Minel evvelin onun sıfatıdır. Ve sülletün minel ahirin, yine sülletün, birinci sülletin üzerine matuftur. Minel ahirin onun sıfatıdır. Ve ashab-ı şimali, vav istiknafiye ashab-ı şimal burada nedir? Müptedadır. Ma yine müpteda, ashab-ı şimal haber. Ma ashab-ı şimal, birinci ashab-ı şimalin nesidir? Haberidir. Fi semumin ve hamimin, bunlar hal cümlelerdir ve mahallen masuptur. Ve zillin min yahmumin, evet zillin yine semum ve hamum üzerine nedir? Matuftur. Min yahmumin de mef'ul bi gayri sarihtir. La baridin, la burada nefi edatıdır. Baridin, zillinin nesidir? Sıfatıdır. Ve la kerimin de yine baridin sıfatı olarak gelmiştir. İnnehum kânü gable zâlike mütrafîn. İnnehum müşebbehüm ismi kâne, yine kânü, yine mazi fiil. Damme üzere mebni vav onun ismi. Gable onun haberidir. Kabli dalike mütrafin, dalike burada gördüğünüz gibi işaret ismidir. Mütrafin de yine kâninin nesidir? Haber olarak gelmiştir. Ve kânü, vav atıf kânü, mazi fiil damme üzerine mebni, vav ismi. Yusrûne fiil muzâridir ve vav failiyle beraber mahallen mâsup kâninin haberidir. Alel hinsi mef'ul bi gayri sarih mahallen masup. El azim de onun sıfatıdır. Evet. Ve kânü vav atıf kânü yine mazi fiil. Vav kânin ismi yegûlûne fiil-i muzâriyidir. Ve vav faile beraber kânin mahallen masup haberidir. İstifam idâ zaman zarfı mitnâ burada mazi fiil. Çünkü üzere mebnînâ faili ve künnâ yine mazi fiil. Na kânenin ismi türaben kânenin haberi ve zamen üzerine matuf. İstifam inne hurum şebbehe na ismi le mev'uthünde yine innenin haberidir ve gördüğünüz gibi lam tekit olarak gelmiştir ve merfudur. Vav onun raf alametidir. Eve âbâ ünel evvelin istifam ve atıf abaü burada müpteda izafetle beraber evveli onun sıfatıdır. Kul dediğimiz zamanda emir fiil faili vücub etmiştir. Ente inne urumşe be el evveline ismi vel ahirin de onun üzerine matuf. Le mecmu'une lem burada tekit için mecmu'une haberdir. Merfraf alameti vav ila miqati mef'ul bi gayri sarih miqati muzaf yevmin muzaf ile ma'lumun da onun sıfatı olarak ne yapmaktadır? Bulunmaktadır diyoruz ve burada bugünkü dersimizi bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde inşallah 51. ve 52. ayeti kerimeden başlamak üzere Vakıa suresini bitireceğiz. Sonra da Hadid suresinden bir bölüm almak üzere derslerimize devam edeceğiz diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'asselam ilel-liqa inşallah.